Sevgili 2010 tayfa, hepinize merhabalar. 2023'ün belki de son rehberlik videosundayız sizlerle beraber. Bir tarafta Çağla Hocam, bir tarafta Osman Hocam. Yine takımınızın koçları sizinle beraber olacak. Bugün neler yapacağız? Hemen ondan çok kısa bahsedeyim. Hem Tonguç Kap'ta ne durumdayız? Ondan bahsedeceğiz. Sonrasında yeni yıl hedeflerimizden konuşacağız. Yani 8. sınıfların 2024'te hedefleri neler olmalı? Bundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki sizden gelen soruları yanıtlayacağız. O zaman bir intromuz girsin. Evet, öncelikle bir takımın yıldızlarından başlayacağız ama ben merak ediyorum 2024'de hocalarımız nerede girecek? Özellikle Çağla Hocam, dünyayı gezmeyi seven bir hocamız. Nerede olacaksınız hocam? İstanbul'dayım. Ocak'ta gideceğim. Nereye gideceksiniz hocam? Aslında bayağı bir şehir var. Berlin, Wrocław, Prag, Viyana. Wrocław nerede hocam bilmiyorum. Polonya. Polonya'ya gideceksiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz hocam oralarda? Geziyorum aslında, evet. Harika. Hepsine Ocak ayına mı gideceksiniz hocam? 10 gün boyunca evet hepsine gideceğim. Bizi oradan video çeker misiniz hocam? Çekerim. Takipçilerinizi oradan video buradan çekerim. Buradan hızlı çıtalar için çekmez miyim tabii ki de. Süper. Siz ne yapacaksınız hocam? Nerelere gideceksiniz? Güngören, Bağcılar, Eyüp, Fatih. Bu bölgeyi gezmeyi düşünüyorum. Hocam Fatih'e gelirseniz size çok güzel kebap ısmarlayacağım. O zaman sözünü aldım. Sizi bekliyoruz. 2024'ün ilk kebabını beraber yiyeceğiz inşallah. Hocam öncelikle yine bir hızlı çıtalar üstünlüğü devam ediyor. İsterseniz bu hızlı çıtaları öncelikle bir kutlamış olalım. Evet, Çağla Hocam hep böyle sonuçlar açıkladığında gülüyor. Ben artık dayanamıyorum. Hocamızı artık üzmeyin sevgili Bilge Baykuşlar. Birazcık şu ödevlere asılın diyorum. Ve takımın en iyi 10 oyuncusunu Çağla Hocam'dan dinliyoruz. Ben öğrencilerimi tekrardan tebrik ediyorum. Çok güzel sonuçlar geldiğine. Birincimiz Ahmet Efehan Yamaç olmuş. 870 puan. Ahmet'ciğim seni tebrik ediyorum. Devamında Mertcan Bulut, Arda Kağan Metin, Muhammed Kalem, Hayrun İhsan Müjgan Altınkök, Ceylin Kaya, Elif Nur Türk Yılmaz, Furkan İnal, Mustafa Çevik ve Furkan Somsa. Yine aslında bazı oyuncular, benzer isimler tanıdık. Arada bir iki tane de yeni isim duyduk. İsterseniz bir de Bilge Baykuşlar'da kimler var ona bakalım. Evet, Bilge Baykuşlar'da Gülseda Güneş birinci sıraya oturmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Diğer yandan Hamdi Somsa, Muhammed Eymen Aktı, Berat Usta Varol, Arda Topuz, Muhammed Efe Tüfekçi, Muhammed Selim Demir, Sara Gümüşgöz, Canan Değermenci, Mevlüt Muhammed isimli arkadaşlarımız ilk 10'a girmişler. Tebrik ederiz. Biz de tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önümüzdeki hafta hocam artık yazılı haftası. Yani hatta bazı arkadaşlarımızın yorumlarda bir önceki haftadan bazı yazıları olduğunu falan görüyorum. Bazı hocalar özellikle mesela Türkçe'de konuşma sınavını biraz daha erkene çekebiliyorlar ama asıl yazılı haftamız önümüzdeki hafta. Şimdi son ana bırakan arkadaşlar var ya da belli bir süre çalışıp yani şu ana kadar çalışıp ama çok ağırlık vermeyenler var. Bu haftayı nasıl geçirmeliler önce Osman hocamıza bir soralım. Osman hocam bu hafta ne yapmak lazım? Evet, yani öncelikle yazılılar son güne bırakılmaz. Yani bu konuda artık bir hemfikir olalım. Hepimiz öğrenciyiz, son güne hepimiz bırakmışızdır. Bırak, ama hepimiz de bunu kabul ediyoruz ki son güne bırakmak aslına bakarsanız çok da iyi değil. Bazen iyi olabiliyor, yani eğlenceli zamanların haricinde. Hocam gece çalışılan mesela akılda inanılmaz kalıyor ya. Öğrencilik zamanında birçok arkadaşımız şu an beni anlıyorlardır. Ya gece çalıştığınızda ya da mesela bunu söylemek birazcık ayıp olabilir ama kopya kağıdı hazırlamak hocam. Evet, neden olduğunu biliyor musun? Yani sanırım yazarak çalışmanın orada etkisi oluyor. Var ama şöyle, en çok ihtiyaç duyduğun an ya son gece ya da kopya hazırlamaya çalıştığın o an. İşte gerçekten biz o aktiviteleri birkaç gece yapsak zaten çok başarılı bir öğrenci olacağız. Aynen öyle. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Son haftayı nasıl geçirebilir arkadaşlar? Katılıyorum tamamen öncelikle. Yani öğrencilerimiz aslında daha önceden çalışmaya başlamalılardı ama son gün her zaman ben çalışmayı öneriyorum öğrencime kesin. Hatta not hazırlayıp sonraki gün okula da götürebilirler. Bu notların teneffüste çalışabilirler. Hemen sınavdan bir önceki derste bakabilirler. Çünkü aslında stres altında bizim hazırladığımız bu notlar, çalıştığımız anlar bizim beynimize daha çok kalıyor. Kesinlikle öyle. Mesela benim bununla ilgili minik bir hikayem var. Üniversitede hocamız bir sınav öncesinde kopya hazırlamamıza müsaade etti. Yani şaka olduğunu düşündük çok uzun süre ama herkes hazırladı. Sınava girdiğimiz anda birçok arkadaşımız kopya kağıdına bakmadan sınavı zaten yaptı bu arada. Ya işte. Yani aslında arkadaşlar özetleyecek olursak kopya kağıdı hazırlamak değil de küçük notlar hazırlamak yani işinize yarayacak özellikle sınavda çıkabilecek kilit bilgileri bir araya toparlamak en mantıklısı olacaktır. Yani öyle evet. Hatta bizim bununla ilgili birçok arkadaşımız biliyordur ama yazılı notlarımız var. Yazılı notları aynen bu mantıkla çok küçük küçük özet bilgilerin, kilit bilgilerin içerisinde bulunduğu ve sınavda çok işinize yarayacak bir kaynak bilmeyen arkadaşlarımız varsa da söylemiş olalım. Sizden gelen çok güzel sorular var. Hemen onları yönelteyim. Gülcan Görgülü 7828. Hocam, birinci sınavdan
19 almıştım. Çok düşük bir not mu? Evet. Düşük bir not. Allah kolaylık versin Gülcan öncelikle. Sizce neden bu kadar düşük aldım? Benim sorunum sizce dersi iyi dinlememek mi yoksa doğru düzgün ders çalışmamak mı? Nedir hocam sizce Çağla hocam? Her ikisi de öncelikle. Yani mesela benim geçtiğimiz günlerde bir öğrencim de ilk sınavlarda daha doğrusu şöyle bir hata yapmıştı. Son sayfayı görmemiş ve oradan 15 puanla gitmişti. Of. Yani mesela bu tip dikkatsizlikler vesaire tabii ki yapılabiliyor. Hani bundan da bir ders çıkardı. Hmm. Ama ben 19 alıyorsam bence burada dikkat eksikliğinin vesaire o an kendine odaklanma sorununun yanı sıra ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu da düşünüyorum ben. Dersi derste dinlemenin önemi, sonra tekrar etmenin önemini bence burada görüyoruz. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Yani burada arkadaşımız iyi dinlemiyor mudur yoksa düzgün çalışmıyor mudur yoksa ikisi birden midir? Bana kalırsa daha çok düzgün çalışmıyor olabilir. Çalışma yöntemlerini bilmiyor olabilir. Çünkü bu soruyu soran öğrenci muhtemelen derste dinliyordur elinden geldiğince. Evet. Çünkü hani bir emek var yani orada, bir soru sorun var. Dert etmiş hocam. Dert etmiş, umurumda evet. Olmayabilir de 19 al. Evet. Orada şöyle yapmamız lazım. Yani ben keşke öğrencimizi tanısam da onunla biraz vakit geçirsem de aynı zamanda Çağla Hoca da öyle. Muhtemelen böyle daha güzel, böyle daha ince ayrıntılı şeyler söyleyebiliriz. Bu yüzden benim sana ilk tavsiyem şöyle bir bilenin yanında acaba nerede yanlış yaptığınla alakalı birazcık sohbet etmelisin. O sohbet sonrası her şey düzelecektir. Hocam eskiden böyle bazı ne bileyim komşular, belki amcaoğlu, belki abi derse hep yardım ederlerdi hocam. Siz evet. Daha iyi bilirsiniz. Şu an nasıl o durum? Yani birlikte çalıştığımız öğrencilerin artık çevrelerinde böyle kimseler ne yazık almadım ki yok. Ben. Anneler ve babalar bu konuda çok yardımcı olmak istiyorlar ama gençler de anneleri ve babalarının yardımcı olmalarını pek arzu etmiyorlar. Ama şu da var hocam, mesela ben velilerinden şunu da duyuyorum. Artık yeni nesil sorularda biz de yardımcı olamıyoruz. Zorlanıyorlar hocam. Evet, evet. Yani çok evet, büyük bir kitle var o bence. O konuda da haklılar velilerimiz. Yeni soruya geçeyim arkadaşlar. User me bilmem ne bilmem ne. Hocam günde bir derse çalışıyorum. Günlük 100 soruyu doldurmaya çalışıyorum. Sizce bana zararı olur mu? Kim cevap verir? Fark etmez hocam. Buyurun hocam. Tamam, başlayayım ben. Yani günde bir dersi özellikle 8. sınıfta tabii ki biz önermiyoruz. Yani kendi bir program yapıp o şekilde ilerlemeni, en az 2 ders çalışırsa bizim için daha mantıklı olur. Hani burada kendi bir hedef belirlemiş bir ders için 100 soru. Aslında 100 soru hedefi de güzel tabii ki ama buraya farklı dersler ekleyip aslında örneğin İngilizceden 20 soru, İnkılap'tan 40 soru gibi gibi giderse onun için daha mantıklı olur. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi ben de öyle düşünüyorum. En az 2 ders, 3 ders artık bunu yapmamız lazım. Böyle 30, 40, 50 bu civarlarda dağıtırsak soru adetlerimizi daha isabetli gider. Mehmet Sayit Çalışkan demiş ki hocam 8. sınıfta 1. dönem ortalamamız kaç olmalı? Lütfen cevap verin. En çok hangi derslere çalışmalıyız? Lütfen söyleyin. 168 gün geçmeden. Çok duygusal bitirmiş hocam. Evet, bütün cevap soruları vermek sormuş. Zorundasınız hocam Mehmet'e. 1. dönem ortalamasından... Ya sanırım karne, dönem, ortalamasından. Karne ortalamasından bahsediyor birazcık. Yani şimdi burada bir sayı vermek doğru olmaz. Olabildiğince yüksek yerde tamamlamamız lazım. Çünkü LGS'ye girdiğimiz anda eğer nitelikli bir lise tercih edemeyecek durumda olursak o puanımızın ne kadar yüksek olduğu evimizin çevresindeki okullara girme ihtimalimizi o kadar güçlendiriyor. Dolayısıyla benim sizlerden ricam orayı olabildiğince yüksek tutacağız. Bu yazılılara iyi çalışmak demek oluyor. Bunun haricinde en çok hangi derslere çalışmalıyızın aslına bakarsanız onun da net bir cevabı yok. 6 tane dersten sorumluyuz ve bunun 6'sından da soru gelecek ve bunlardan neredeyse soru kaçırmadan bu soruları cevaplamamız, yanıtlamamız gerekiyor. Ana dersler belki ara derslerin birazcık üstüne çıkabilir. Örneğin Türkçe, matematik, fen, din, inkılap, İngilizce gibi derslere göre böyle oran olarak böyle %40, %60 gibi bir yük verirseniz derslerinize çok daha güzel olacak. LGS hazırlık 960 hızlı çıtalardanmış, o yüzden hemen size soracağım hocam. Matematik konuları hepsini iyi biliyorum ve kazanım testlerini çözebiliyorum ama yeni nesil soruları çözemiyorum. Bunun bir çözümü var mıdır? Yine her hafta cevapladığımız, evet, yeni nesil soruları çözemiyorum sorusu. Tabii ki tüm konuları bilmesi bizim için çok önemli. Yani bilgi eksiğinin olmadığını söylüyorsa gerçekten bilgi eksiği yoktur diye düşünebilirim. Ama burada demek ki ben nerede zorlanıyorum? Bilgiyi biliyorsun evet ama bilgiyi nasıl kullanacağım, soru içerisine onu nasıl yedireceğim bunu bilmiyor olabilirsin. Sen yeni nesil soru çözmekten asla bir kere geri durmamalısın. Yani böyle bir önyargın oluşmamalı, ben yapamıyorum gibi. Mutlaka çözmeye devam etmeliyiz ve en önemlisi zaten tüm kitaplar artık çözümlü. Evet. Yani ben öğretmenime soramıyorum gibi bir şey yok. Yeni nesil yapamadığın takdirde hemen o videoyu izlersen yapamadığını öğreneceksin ve sonrasında kendini tekrar deneyeceksin. Burada önemli nokta o. Bunu arkadaşımız inşallah uygulayacaktır. Şimdi bir iki soru daha yönelteceğim ama araya bir 2024 sokmak istiyorum. Şimdi yeni sene her zaman bir yeni başlangıç hissiyatı verir. Evet. Sizce burada arkadaşlar 2024'te nasıl kararlar almalı? Mesela siz bir Bilge Baykuşlar'daki LGS öğrencinize ne söylemek istersiniz? 2024'te ne yapmalılar? Aslında sadece Bilge Baykuşlar değil, tabii ki hızlı çıtalar. Bizi izleyen her kimse, hepsi buraya şöyle güzelce
kulaklarını versinler, bizi iyice dinlesinler. Şimdi sevgili arkadaşlar, 2024 yeni bir yıl, yeni bir başlangıç. Yeni başlangıçlar her zaman motivasyonun böyle çok önemli bir kaynağıdır. Ortalama alınan yeni kararların uygulama süresi 18-19 günmüş arkadaşlar. Şimdi bu süreyi bizim biraz daha ileriye taşımamız lazım. Bunun için yeni kararlar alabilirsiniz. Örneğin, daha çok egzersiz yapacağım veya düzenli soru çözümlerine başlayacağım ya da yeni bir dil öğreneceğim ya da şöyle bir hedefim için minik minik çalışmalara başlayacağım. Örnek veriyorum, ileride bir mimar, doktor, avukat olmak isteseniz bile onu şimdiden halletmek için dolaylı çalışmalar yapmanız gerekebilir. Örneğin LGS'de soru çözümü yapmak. Bu yüzden hayal kurmak çok önemli ve bunları adım adım başlatmak çok önemli. Her ne olursa olsun o zincirin kırılmaması için, kopmaması için yavaş yavaş çalışın ama düzenli yapın ve unutmayın, şunu birkaç ay devam ettirdiğiniz zaman sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Siz 2024 hedefleri olarak ne söylersiniz öğrencilerden? Hocam zaten derslerle alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben şöyle bir ekleme yapmak isterim. Evet, LGS öğrencisiyiz bu sene. Fakat aslında bizim de hobilerimiz var. Bizim de kendimize zaman ayırmamız gerekiyor. Yeni yıl hedeflerinde çok güzel bir şekilde ders çalışırken, ders hedefleri belirlerken bir yandan kendinize aslında dersleriniz bittiğinde telefonla vakit geçirmek yerine bir hobi edinebilirsiniz bence. Evde yapabileceğiniz çok küçük, kısa bir hobi de olabilir ya da kendinizi geliştirip bulabileceğiniz egzersiz yapmak bile olabilir. Bu şekilde de kendilerine yeni yıl hedefi belirleyebilirler. Evet, bence de 2024'e girerken en azından böyle küçük bir liste yapsanız ve o listede bazı şeyleri değiştirseniz çok güzel olur. Özellikle az soru çözen arkadaşlarımız, belki burada günde 20-30 soru çözen arkadaşlarımız var hocam bizi izleyen. Vardır. Belki onlar artık kendilerine bir 70-80-100 soru hedefi koysalar 2024 mutlaka için hiç fena olmaz. Hemen bir iki soru daha alıyorum videoyu bitirmeden önce. Mysoft Lisa. Hocam lütfen cevaplayın. Yazılı notları LGS'yi etkileyecek mi? Yazılı notları doğrudan LGS'yi etkilemez ama yazılı notlarınızın yüksek olması LGS konularında da çalıştığınızı gösterir. Aynen öyle. Bağlantılı. Bağlantılı. Hemen sizden de bir cevap alalım. Zeynep 275. Hocam bu sene daha kolay olacağı için yoğunluk yaşanabilir ve karne notlarının etkisi olacak diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz söylentiler sanki. Bunlar. Evet, ama bu her sene olan söylentiler. Evet. Yani bir sene zaten bu sene çok zor olacakmış. TÜBİTAK hazırlıyormuş soruları. Klasik. Evet. Böyle bir şey yok ama. Yani bu senenin aslında çok kolay olup olmayacağını da biz bilemeyiz. Öğrencimiz çalışmaya devam etsin diyebiliriz bu noktada. Yani sonuçta yüzdelik dilimle bir yere gireceğiz. Yani kolay olması, zor olması bizim hayatımızda çok bir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Bence zor olmasını istemeliler. Tabii ki. Çünkü geçen yıl sınav kısmen daha kolaydı. Herkes yapabildi ve herkes istediği okula gidemedi. Evet. Evet. Yığılmalar yukarıda oldu. O yüzden hep duamız var bizim, LGS duamız. Allah'ım sınav ne olur zor olsun ve ben de hepsini yapabileyim. Amin. Amin. Oyun vakti. Hocam derece yapmak istiyorum. Sizce şu an kaç net olması lazım? Güzel soru. Bu aylarda İsmi derece de güzelmiş ama. Oyun vakti derece yapmak istiyor hocam. Oyunu bırakmak istiyor artık. Güzel. Umarım netler de hareketlidir. Yazmış, çok özür dilerim. En son denemede 76,33 neti var. Evet, 76,33 neti şu anda olan bir öğrenci derece yapabilir. Yani oraya yakın artık. Gayet iyi. Ama ben özellikle netler, hani yanlışlar biraz daha doğruları götürüyor ya. Daha motive edici olması açısından doğru sayılarınızı şöyle bir gündeme alın diyorum. Hani oraya bakın. Ortalama 80'i geçtiğiniz zaman, 83'ler, 84'ler, buraların altına inmediğiniz zaman derece kuvvetli bir şekilde geliyor diye böyle bir ihtimal güçlenir. Zaten önümüzde semester var. Orada da yine eksiklerini tamamlarsa bence de dereceye tabii bir aday. Son bir sorumuz daha var. Mediha Ramadan demiş ki, hocam ortalamam 98 fakat denemelerim 300'lerde geliyor. Ne yapmalıyım? İlginç. Evet, gerçekten ilginç. Yani burada bence tabii okuldaki sınavların da önemi var. Belki sınavlarda sorulan sorular yeni nesilli de daha temel düzey, klasik tarzı sorular olabilir. Öğrencimizin de bilgi eksiği yoksa zaten oradan 98-100 alması çok evet, doğal. Burada bizim denemelere kesinlikle odaklanmamız lazım. Denemelerdeki hatalarına mutlaka bakıp onları tamamlaması lazım. Siz bir şey söyler misiniz? Aynı fikirde misiniz? Çağla hocama katılıyorum. Tebrik ediyorum sizi hocam. Teşekkür 2024 ederim. Hepimiz için çok güzel olsun. Özellikle LGS'ye girecek arkadaşlarımız için farklı bir motivasyon olsun inşallah. Hocalarımız sık sık geliyorlar. Sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda sorun. Zaten okuyorlar. Buraya gelirken diyorlar ki şöyle bir soru vardı arkadaşımızın. O soruyu aldınız mı diyorlar. Hocam biz aldık, merak etmeyin diyoruz. O yüzden lütfen yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Seneye görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.